Memelilerle son sayfamızı devam ediyoruz. Memeliler gagalı kesili prensantalı. Gagalı memeliler aynı ördek gibi gagaları var. Yumurtaları da sütle besleniyorlar, yumurtluyorlar. Zaten o yüzden gagalı. Bakın ornitorrek bunu örnek. Bu da hep kimin üzerinde çok soruldu. Ornitorrek gagalı memelidir, gagası var. Ördeğe benziyor. Ondan sonra keselim memeliye örnek. Kanguru e, kesesinin üzerinde 3 ay boyunca kesesinde yavru mesela 3. ayda keseye geçiyor doğuyorlar. Zaten memenin ortak özellikle doğum yapması ama gagalılar hariç. Sütle beslemeleri ortak. Gagalı keseli ve piresentalı da doğum olayı var. Kanguru keseli ayı keseli sıçan bunu örnek. Piresentalılar yavru güreşimi anne vücutta piresentadandır. Doğunca sütle beslenirler. Uçan memeli yarasa, yüzen memeli kambur balina, yunus. Yürüyen memeli de fil, inek, kirpi, tavşan. Geldik virüsleri. Son konumuz yapısı 3 kısımdan oluşmuştur. Baş, boyun ve kuyruk görüyoruz. Bakteri yiyen virüs bu. Bakteri yiyorlar yani. Bakterinin içine giriyorlar. Virüsler nedir? Canlı mıdır? Cansız mıdır? Hayır. ikisi de değil. İkisinin arasındadır. Kristal şeklindedir. Havada mesela mesela tuz gibi düşünün, buz gibi. Kristal şeklindedir. Sadece canlı içerisinde yaşadıkları için zorunlu hücre içi parazittir. Enfekte olduğu hücrelerde savunma için interferon salgılar. Mesela bizim vücudumuza girdi. Vücudumuz onlara karşı interferon denen madde salgılıyor. Ve böylece biz kendimizi virüslerden koruyoruz. Bakteriyofaj bakteri yiyen virüs demekti. İşte çubuk, küre, elips, spiral şeklinde olabiliyorlar. Protein kılıflara DNA, RNA ee, var yapısında. Sitoplazmalarında enzim, metabolizma falan yok. Zaten o yüzden parazitler. Enzim olmayan canlılar parazittir. Ee, metab metabolik aktiviteleri yoktur. Hepatit karaciğerde mesela hepatit sarılık hastalığı var ya karaciğerde oluşuyor. Kudus hastalığı sinir sistemini etkileyen bir hastalık. Çocuk felci var. Sinir hücrelerini etkiliyor. Felç geçiminin sebebi bu. Deriyi HIV, e, ak yuvar HIV virüsü mesela S, ak yuvarları enfekte ediyorlar. Bakın bu da bakteriofajın e, çoğalması. içine giriyor. Çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. En sonunda bakterileri artık yiyip bitiriyor. E, uçukta herpes uçuk deniyor. Bulaşıcı cilt hastalıkları var. Alas kenarlarında, dudaklarında e, uçuklar çıkıyor ya. İşte bu, bunu yapan virüsler yapıyor yani. Kudus hastalığı da yine virüslerin kedi, köpek, çirki, yarısı gibi hayvanlarda memelilerde yaygındır. Hem kuduz hem insanla hem de hayvanlarda görülür. Zoonoz dediyor buna. Sağlık dersinde gördünüz. Hepatit B sarılık hastalığı çeşididir. Doğrudan temas olurlar. Kalabalıkta toplu yerlerde beslenme yerlerine risklidir. Vücuda girip Kırıkhanede gidin günde alıyorlar. Ondan sonra da baş ağrısı, ateş, yorgunluk gibi oluyor. Halsizlik, kırıklık, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, üşüme, enfeksiyon gibi durumlar meydana geliyor. Evet virüsler bitti artık örnek sorularımıza devam edelim. Virüslerden korunmak için ne yapmalı? Hijyen, temizlik, aşı, koronada ne olduk? Aşı olduk. Yemekten önce tuvalet tuvaletten yemeklerden önce ve sonra tuvaletten sonra ellerimizi su ve sabunla yıkamamız gerekli e, kişisel insanlarla temastan kaçınmamız gerekli toplu yerlerde öksürürken ağız mendille kapatılmalı ıslak e, havlu mendil kullanılmalı çiğ meyve ve sebzeler bolsa ile yıkanmalı gıdalar taze buzdolabında e, saklanarak tazeliği korunmalı açıkta olan gıdalara dikkat etmeli çünkü içlerine her türlü şey girebiliyor zaten mekruh dinimizde de içme ve benzeri su, su güvenlidir, kaynatmalıdır, klorlanmalıdır. Çıkmış sorularla ünteyi değerlendirelim. Capra domesticus, Felis domesticus, Canis lupus, Felis leo. Hangileri yakın akraba olabilir? Şimdi bunlar neydi? Bir, iki kelimeden oluşuyordu. Birinci kelime cins, adı ikinci kelime tür adıydı. İlk birinci kelime neyse o aynı cinsendir. O yüzden yakın akrabalar. Felis domesticus da Felis leo. Bakın bu üniversite sınav sorusuydu. Yani D şıkkı 2 ve 4. Hangisi birim zamanda üretilen ATP ilişkili değildir? Bu 9 2 son konusu. Sıcaklık enzimler uygun sıcaklıkta olmalı. Mitokondri enerji santrali şey birim zamanda ATP ile ilişkili olmayan hangisidir diyor. Burada ATP ile ilişkili olmayan ıı, sıcaklık, mitokondri enerji santrali, glikoz, oksijen ve oksijen yapar. Enzim ATP'de görevli. Ama lizozom sindirimde görevlidir. ATP ile hiçbir ilgisi yok. Yani hepsi için, sıcaklık için, solunum için, glikoz ve enzimler için sıcaklık etkiler. Omurgalara ait tavşan, yunus, karga, timsah, semender. Hangileri ortaktır demiş. Bunların hepsinde hangileri ne ortak? Yavrularını sütle beslemeleri mi? Vücutları e, kıl olması mı omurgalılarda? Kemik iç iskelet mi? Deri solunumu mu? Suda ve karada yaşamaları mı? Nedir? Cevap C. Omurgalı yani. Omurgalı deyince hemen aklımıza kemik iç iskelet gelsin. Geldik son sorumuza. Virüslerle ilgili ne yanlıştır? Hücre dışında kristallenir. Doğru değil mi? E, ribozom protein sentezler. Yani ribozom canlılarda var. Bütün canlı ortak özelliği öyle bir şey yok. Bir virüs çeşidi bir hücre çeşidi e, ne etkiler? Enfekte eder. E, doğru. Zorunlu hücre içi parazittir. Doğru. Kalıtım materyali DNA ve RNA'dır. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ve bir dönemi daha bitirdik. Geldik 10. sınıfa.